Canım arkadaşlarım merhabalar. Bugün 3 günlük bir detoks çorba yapacağız ama bu çorba gerçekten o ödemi söküp alıyor 3 günde ve 3 gün sonunda çok ciddi miktarda tartıda bir şaşkınlığa uğruyoruz. Çok defalar yaptığım bir detoks çorba bu. Bugün de sizlerle beraber hem şöyle tarifi güzelce göstereyim hem de tane tane bir anlatayım istedim açıkçası. Son zamanlarda böyle özellikle bu tam kapanmadan sonra fazla kaçırmalar falan oluyor birkaç gündür. Onlar için de hem şöyle vücudu rahatlatıcı bir detoks olur bu. Lezzetinden hiç şüpheniz olmasın ve gerçek anlamda faydasından hiç şüpheniz olmasın. Gerçekten sizi 3 günde çok güzel zayıflatacak. Canım arkadaşlarım, tüm videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra zil simgesine tıklayıp tüm seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Ve artık videolarımız tüm dünyada izlendiği için altyazı seçenekleri de mevcut. Hangi dilde izlemek istiyorsanız ilgili videonun sağ üst köşesinde bulunan 3 noktaya tıklayarak oradan istediğiniz altyazı seçeneğini açabilirsiniz ve videoyu hangi dilde izlemek istiyorsanız o dilde videomuzu izleyebilirsiniz. Geçelim bu yapımı çok kolay çorbamızın tarifine. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı önce tencereme ekliyorum. Sonrasında soğanlarımı doğrayarak işe başlıyorum. Burada küçük ya da büyük doğranmasına hiç takılmayın sebzelerin. Çünkü çorbamız piştikten sonra robotla çekiyoruz zaten. Hiç fark etmiyor. O yüzden şöyle büyük büyük biberlerimi de doğrayıp tenceremin içerisine atacağım. Burada bir miktar kavurma işlemi yapıyorum. Özellikle soğan ve biberimi çok lezzet vermesi için. Çünkü böyle tatsız, tuzsuz, mama gibi bir çorba olmuyor. Çok lezzetli bir çorba oluyor, emin olun. 2 tane kabağım vardı gördüğünüz gibi. Kabaklarımı soyup yıkamıştım. Onları da şöyle yine büyük büyük doğrayacağım. Bu çorbayı gün içerisinde canınız istedikçe içebiliyorsunuz arkadaşlarım. Çünkü kalorisi gerçekten çok düşük. Lif oranı çok yüksek olduğu için de uzun süreler size tokluk hissi veriyor ve aynı zamanda acayip güzel bir toksin attırıcı. O yüzden çok faydalı bir çorba bu. Çok faydalı bir detoks tarif bana göre. Kesinlikle 3 gün boyunca şöyle dişinizi sıkın, deneyin diyorum. Şöyle bir güzel kabaklarımla beraber de karıştırıyorum. Şimdi orta boy bir lahanam vardı. Onun çeyrek miktarını da bu çorbamda kullanıyorum. Lahana kesinlikle kullanın bu çorbada sevgili arkadaşlarım. Çünkü gerçekten hem çok yüksek derecede toksin attırma özelliği var hem de lifleri çok güzel. 3 tane de domates doğradım. Bunun elinizde eğer mevsiminde dondurulmuş domatesler ya da domates sosları varsa onlar da çok güzel olur. 4-5 diş sarımsağımı ekledim. Yarım bağ maydanozum var. Burada bir bağ maydanoz da kullanabilirsiniz. Maydanoz bu çorbada kesinlikle olsun, olmalı. Çünkü o da yüksek ödem söktürme özelliğine sahip. Bu çorbayı 3 gün yaptığımızda ciddi anlamda bir kere fayda göreceğimiz kesin. Bir de besin değerlerimiz eksik kalmayacak arkadaşlar. Şimdi ben öğünleri de ayrıca anlatacağım. Burada çorbanıza istediğiniz her baharatı ekleyebilirsiniz. Ben kendi damak zevkime göre işte birazcık kekik ekledim, karabiber ekliyorum. Kimyon kesinlikle koyun, çok yakışıyor. Aynı zamanda çok güzel bağırsak çalıştırdığı için kimyon size bu süreçte çok faydalı olacak. Özellikle de aroması
Sebebiyle de bu çorbaya çok güzel tat verecek. Gördüğünüz gibi pul biber atıyorum. Eğer acı seviyorsanız kesinlikle pul biber olmazsa olmaz. Hatta toz biber de katabilirsiniz. Böyle kırmızı toz biber, o da renk verir. Çok da güzel olur çorbamız. Burada hemen kekiğimi de ekleyeceğim. Bir miktar da tuz ekliyoruz. Çorbamız tuzsuz bir çorba değil. Tatsız tuzsuz değil yani, başta da söylediğim gibi. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi tuzumuzu da attıktan sonra çorbamızın suyunu ilave edeceğiz. Bu çorbaya ben 3 su bardağı su ekledim. Ama sonra baktım ki oldukça koyulaştı pişerken. Suyunu çok çabuk çekti. O yüzden 1 su bardağı daha ilave ederek toplamda 4 su bardağı su ilave ettim. Ve kapağını kapatarak kaynamaya bırakacağım çorbamı. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika gibi sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar çorbamı kaynattım. Tabii o arada gerçekten bu çorba pişerken eve misler gibi kokusu yayıldı. Dediğim gibi bunun lezzetinden hiç korkmayın arkadaşlar. Çünkü ben her zaman bütün tariflerimde de, Instagram'da size verdiğim yemek tariflerimde de, fit tariflerin hepsinde de lezzeti önemsiyorum. Çünkü alternatif olarak sağlıklı şeyler lezzetsizdir diye bir şey yok. Kesinlikle lezzeti tam ama sağlıklı ürünler elde edebiliriz kendi mutfağımızda. Şimdi bakın, artık sebzelerim yumuşadı. Şöyle şu mercimek çorbası çektiğimiz aparatla bir güzel inceltiyorum, çekiyorum çorbamı. Bu arada bu çorba bir günlük olarak yaptım ben. Dediğim gibi şimdi kullanımına da zaten gireceğim. Nasıl yapacağız peki bu 3 günlük detoksu? Sabah normal bir kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar, ama o kahvaltının içerisinde ekmek, şeker, tatlı, hamur işi, hazır paketli gıda olmuyor. Normal bir kahvaltı yapıyoruz. Öğlen ve akşam da bu çorbamızı istediğimiz kadar içiyoruz. Bakın, hiçbir kısıtlama yok. Hatta sabah kahvaltınızı bir güzel yapın. İlk karnınız acıktığı andan itibaren çorbanızı içmeye başlayın. Akşam 8'de bu çorbayı içmeyi sonlandırın. Ama ben oruç tutuyorum, Seher Hanım nasıl yapacağım derseniz, sizler de İftarda ve sahurda, iftar ve sahur arasında bu çorbayı tüketerek 3 günlük detoksunuzu yapabilirsiniz. Bunun yanında mesela oruç tutanlar iftarda çok güzel bir salata yanına yapabilirler. 1-2 tane ızgara köfte, balık ya da et yiyebilirler. Bu şekilde iftarlarını yapabilirler. Sahurda da bunun yanında birkaç tane haşlanmış yumurta yiyebilirler ve yine çorbalarını içerek sahurlarını tamamlayabilirler. Beyaz peynir, az tuzlu beyaz peynir ve salata bu çorbanın yanında her zaman yenebilir. Şöyle bakın, çorbamı artık kaseme aldım. Bir kasesi bu arada bu çorbanın 84-85 kalori bir şey. Yani o kadar düşük kalorili bir çorba ki bu. İçerisinde gördüğünüz gibi ne un kullandık, ne başka bir şey kullandık. Yani ne gluten var, hiçbir şey yok. Çok güzel, sadece sebzelerden oluşan bir çorba. İnanılmaz lezzetli ve sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu aynı zamanda Instagram'da binlerce kişiyle birlikte yapıyoruz. Beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa aranızda şiddetle takip etmenizi öneririm. Çünkü orada toplu halde diyetler çok daha güzel oluyor. Instagram arama çubuğuna Seher Akgül yazarak benim Instagram hesabımı bulabilirsiniz. Kanalımda bulunan hepsi denenmiş ve binlerce, yüz binlerce kişi tarafından fayda görülmüş kürler içinde buraya kartlar bırakıyorum. Bu kartlara tıklayarak o videoları da izleyebilir, hayatınıza geçirebilir ve siz de çok kolay bir şekilde kendi evinizde, kendi evinizin imkanlarıyla kilo verebilirsiniz. Allah'a emanet olun.